Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün .NET'te authentication nasıl yapılır onu göreceğiz. Birçoğumuz Postman kullandığı için authentication sekmesinde görüyorsunuzdur. Authentication türleri var. Birden fazla authentication türleri var ve bunlardan en sık kullananları Basic Bearer, AutoKey, Amazon'un servisleri kullanılıyorsa AWS Signature gibi sistemler kullanılıyor. Peki authentication nedir? Çok kaba bir örnekle anlatacak olursak, İstemcinin sunucuya yaptığı istekler doğrultusunda kişisel bir token üretilir. Bir secret key üretilir mantık olarak. Bu secret key birazcık şey olabilir. Kişiye özel olduğu için içerisinde spesifik bilgiler vardır. Her token türünde belirli güvenlik sistemleri ve şifreleme algoritmaları kullanılıyor aslında güvenliği arttırmak için. Genelde de bu tarzlarda mesela Basic Out'ta IP ve port bilgisi iki nokta ayracı ile birleştirilip Base 64 formatında gönderilir. Sunucu da artık oradaki yazılımcının tecrübesine göre ya bir bunu database'te tutup orada bir expiration date ile beraber sorgulayıp mikroservislerle denetimini yapar ya da direkt geçmesine izin verebilir. Her isteği yaptığında yapabilir bunu ya da belirli aralıklarla şey yapabilir. Artık orası kendisine kalmış. Bearer de buna benzer bir mantıkla çalışıyor. Auth2 birazcık daha fazla algoritma türünü destekliyor. Bizim de bugün göreceğimiz aslında JWT tokenlerini yaratmak olacak. Kendisi Auth0 mantığıyla oluşturuyor. Auth2.0 mantığını kullanıyor aslında. Ve biz HSMA 256 bitlik HSMA algoritmasını kullan. HS 256 algoritmasıyla JWT tokenlerini .NET'te nasıl yaratırız ve nasıl servislerimizi güvence altına alırız onu göreceğiz. Şimdi örnek bir proje yaratıyorum. Burada ben MVC'de bir API yaratacağım. Sebebi içerisinde weather forecast servisinin olması, yani REST servisinin olması. Buna da ne diyelim? YouTube Authentication diyelim. API'yi seçiyorum. Ben de .NET 5.0'ı da kullanabilirsiniz. 3.1'i de kullanabilirsiniz. Ben şimdilik 3.1'i tercih edeceğim ama isterseniz 5.0'da kullanabilirsiniz. 3.1 ve 5.0 ile ilgili olarak bir şey söyleyeceğim tabii. Şimdi projemiz açıldı. Tabii kendisi bir son ses bir şey yapıyor mu? Yapmıyormuş. Süper. Şimdi ben bir çalıştıracağım. Bakalım ne görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi şimdi kendisi bir weather forecast servisi çalıştırdı. Diyelim ki bu sizin çok önemli verilerinizin olduğunu düşündüğünüz, herkesin erişmesini istemediğiniz bir servis diyelim. Peki benim burada ne yapmam gerekiyor? Benim bu servisi nasıl koruma altına alabilirim? Şimdi ilk önce söylemem gereken şu, JWT'nin kendi debugger.io diye bir şeyi var. Burada yarattığınız aslında tokenlerinizi gerçekten sertifikalı mı değil mi, algoritmaya göre korunuyor mu korunmuyor mu, payload datasında neler geliyor gibi şeyleri kontrol etmenizi sağlıyor. Bilginiz olsun. Burada da zaten birazdan testini yapacağız. Postman'le de zaten şey yapacağız. Servisimizi test edeceğiz. İlk önce arkadaşlar sağa tıklıyorum. Buradan NuGet package'larından ilk önce bir tane kütüphane eklemem lazım. Kendisi JWT Bearer diye geçiyor. Burada da yazmışım daha önceden. Şu Microsoft .NET Core'un JWT Bearer'ını ekliyoruz. Yalnız bakın burada 5.0 versiyonu desteklediği için ve ben 3.1 kullandığım için arkadaşlar 3 ve versiyonlarından herhangi birini kullanabilirim. Son 3 versiyonunu tercih ediyorum. Kendisi kuruluyor. Kurulduktan sonra ben şimdi burada bir tane klasör yapacağım. Sırf notasyona uygun olsun diye helpers diye bir şey yazacağım. Ardından bu helpers'ımın içerisinde JWT operasyonları yürüteceğim. 3 tane class yapacağım arkadaşlar. Bunlardan birisi JWT'nin security key'i. Kendisi içerisinde hemen geliyorum. Using Microsoft Identity Model Tokens. Bunu eklediğim kütüphane sayesinde yapabiliyorum. Bilginiz olsun. Ve içerisinde bir static class yaratacağım. Yazamadım. Static class'ımın içerisinde de simetrik olarak security key'i create edecek bir
Secret key'imi şey yapacak, dönüştürecek bir fonksiyon yazıyorum arkadaşlar içerisine. Symmetry secret key diyorum. Şimdi bunun içerisinde hata vereceği için ben önceden ekleyeyim. Encoding işlemi yapacağım için arkadaşlar sistem text kütüphanesini ekliyorum. Şunlara ihtiyacım yok. Burada encoding.sgetbytes secret şeklinde en son dönüşüm işlemlerimi de yazıyorum. Burayla işim bitti arkadaşlar. JWT Security Key'i kapattım. Şimdi benim buraya builder'ını yazmadan önce bir tane daha şey yapıyorum, class ekliyorum. Burada da JWT token'in kendi operasyonları dönecek. JWT token diyorum. Kendisi sealed bir class olacak. Pardon, yazamadım. Şimdi bunun içerisinde de internal JWT token'in şeyini yazacağız. Constructor'ını yazacağız arkadaşlar. Buraya da eklemeden önce sanırım şöyle bir şey yapıyordum. Kendisi zaten birazdan hata verir de gene token'in kendi şeylerini eklemeniz gerekiyor. Gerçi burada ekleyebiliriz. Sistem nokta, o da identity model tokens nokta JWT. Şimdi hata vereceği için ben onu tercih ederim dedim. Burada da private JWT security token deyip token diyorum arkadaşlar. Ardından bunun içerisinde de JWT security token deyip token diyorum. İçerisine this nokta token token diyorum. İki tane eşittir bile demiyorum. Bunun ardından yine public dışarıdan erişebileceğim bir dead time ismi valid to olan bir şey ekliyorum. Bu benim pardon this nokta tokenimin valid to'sundan geliyor. Bir de değerini döndüreceğim value isminde bir şey yaratıyorum. Pardon, string demeyi unuttum oraya. Value isminde bir şey yaratıyorum. Bu da arkadaşlar benim JWT token handler'ımın tokenini yazdırdığım yer aslında. Yani tokenin kendisi aslında. Şu şekilde. Ben aslında helper'ımın içerisinde ne yaptım şimdi? JWT token'imin ben çağıracağım ilk başta. Çünkü ben servise erişmeden önce, şu benim weather forecast'ime erişmeden önce ilk önce sunucudan şeyi istemem lazım. Kendi adıma bir token istemem lazım. Eğer hiç yoksa tabii ki de bu dediğim. Bir token istemem lazım. O token'in de bana döndüğü format aslında bu. Yani ben token'in bana gelecek bir JSON objesi şeklinde onun içerisinde valid to'su ve value'su olacak. Burası böyle. Bir de son olarak benim JWT token builder yazıyorum. Şimdi burası birazcık karmaşık. Yani ilk başta tabii ki de anlaşılması zor olabilir ama yaptığınız şey aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ben zaten ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi token'in kendi JWT token'in kendi mantığında issuer, audience, işte subject gibi claim gibi şeyleri var. Parametreleri var diyeyim. Bu parametreleri benim şey yapmam lazım. Bir yerden istemem lazım, değil mi? Build ederken bir yerlerden doldurmam gerekiyor. Aslında bu operasyonlar onun için şu şekilde yazalım ki hatalarımız gelmesin. Şu şekilde. Sanırım şunlara ihtiyacım yok. Belki sistemi kullanıyordur şimdilik. Şimdi mesela benim ilk önce bir security key'e ihtiyacım var. Bir tane security key yaratacağız. Bunun ne olduğunu ben söyleyeceğim. Ardından yazmaya başlıyorum. String olarak benim bir subject'e ihtiyacım var. Şimdilik içi boş. String olarak arkadaşlar bir
böyle yazılıyordu diye aklımda kalmış. İnşallah yanlış yazmıyorumdur. Bunlara ihtiyacım var. Bunlar string. Claim'lere ihtiyacım var demiştim. Claim de bir kendisi, daha doğrusu claim'ler kendileri söyleyemedim. Kusura bakmayın. Kendileri dictionary aslında. Onlar da aslında collection generics de olabilirler. Generic de olabilirler. Dictionary'ler burada diye hatırlıyorum ama evet. Onlar da string string. Bu iki string ne oluyor aslında? Type ve value mantığıyla çalışıyorlar. Bunlar da claims olacak. Şu şekilde kendisini de yazmış oluyorum. Ardından şimdi ben token'in bir yaşam döngüsü olsun istediğim için arkadaşlar bir expiry minutes ekleyeceğim. Bunu siz eklemek zorunda değilsiniz. Nasıl kapatıldığını da söyleyeceğim. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Mesela 5 dakikanın içerisinde bu da atak yapmasın diye ben bunu yapıyorum. Aslında aynı IP'den sürekli bir istek gelmesin diye koruduğum bir şey. Geliyorsa da sürekli token yaratılmasın içeride diye. Yani bir atak değilse bile sürekli olarak bir token yaratılmasın diye 5 dakikalık bir yaşam döngüsü koyuyorum. Bunu isterseniz siz azaltabilirsiniz de. Bu 5 dakikalık yaşam döngüsünün arasından token bir daha ölecek ve tekrardan yaratılması gerekecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ardından public olarak JWT token builder'lar deyip artık ben bunları parametrik yapacağım. Çünkü bir yerde token'in de kontrolörü olacağı için orada kullanacağız arkadaşlar. Bu isimlendirme tamamen size ait. Kendinizin anlayabileceği şekilde arkadaşlar yazabilirsiniz. Burada yaptığımız tek şey aslında dışarıdan gelen değerleri bizim değerlerimizle eşitlemek. Bir nevi notasyon yapıyoruz arkadaşlar. Token builder deyip et subject deyip string subject deyip diz nokta subject eşittir subject return this. Şurada bir hata mı var? Evet, hata var çünkü security key string değil. Onu ben düzelteyim. Public JWT token builder at audience string kendisi şuradan yazmayayım teker teker. This nokta audience eşittir audience return this dedik. Ardından issue'u eklemem lazım. Bunları ben bazen yanlış yazabiliyorum da arkadaşlar. O yüzden kopyalıyorum yanlış olmasın diye. Hem de boşuna vaktinizi almayayım diye. Şimdi şeyleri yaptım. Claims için de arkadaşlar iki tane ben şey yapacağım. Birincisi claim'in kendisini item'ı eklemek için. Bir de claims'in kendi array olan yani dictionary olanın eklenmesi için. Bunun için de dedim ya ilki type'tı, ikincisi de value'du diye. String ve value'sunu ekliyorum arkadaşlar. Ardından burada içeride ben şimdi şey yazacağım. This nokta claims at type value diyeceğim. Return this diyeceğim. Ardından public JWT token builder at claims diyeceğim. Şimdi at claims'imde ne olacak? Dictionary string claims diz nokta claims eşittir claims return this şeklinde olacak.
Aslında şöyle yapsak daha mantıklı. Unionlasak daha mantıklı aslında kendisini. Union niye gelmedi onu anlamadım. Ha, linki sildiğim için. Tamam. Tamam, unionlasak daha mantıklı olacak. Bir de dediğim gibi bunu yine söylüyorum. Add Expirity deyip Expirity menüsü de ben ekliyor olacağım. Burada da yine söylüyorum arkadaşlar. Siz eklemek zorunda değilsiniz. Ben sadece ben böyle yapıyorum. Hani siz daha farklı yapabilirsiniz. Şimdi burada JVT token'in içerisinde bir build klasörü yazacağım. En son çünkü yaratırken en son buraya gelecek. Birazdan yazacağım. Burada ensure arguments diye bir şey olacak. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Hatta şurada da şeyini yazayım onun. Public void. Hatta private void bile olabilirdi o. Arguments. Bunun ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Aslında bunu ben private yapsam daha iyi olur. Private olsun. Şimdi bu build'imde neden JVT token'in ne olduğunu bilmediği için şu an tipi döndürmediğim için, return yapmadığım için şu an şeydi o. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Var. Pardon, var. Claims eşittir. Şimdi benim yarattığım bir sistemin kendi claim'leri var arkadaşlar. Bir de JVT'nin kendi claim'leri var. Bizim sistemin claim'leriyle JVT claim'lerini benzetmemiz gerekiyor aslında. Yani dolayısıyla benim yeni bir list claim yaratmam gerekiyor. Şimdi bakın bu claim de zaten gördüğünüz gibi sistem claims'lerinden gelen. Şimdi bunu yarattım yaratmasına. Peki bunun şeyi nasıl olacak? Türü nasıl olacak? Bakın yeni claim içerisinde JVT'nin kendi şeyi var arkadaşlar. Registered claimleri var ama bu neden gelmedi? Şöyle yazsam. Büyük ihtimal kütüphanesini eklemedim. Ha, evet, JVT token'in kendisini eklemedim. Bunun içerisinde arkadaşlar subject burada sub diye geçiyor. Bu benim this nokta subject'im olacak. Virgül diyorum. Bir tane daha claim yaratacağım. O da JTI olacak. Bunların ne olduğunu ben bahsedeceğim zaten. Birazcık şey geliyor olabilir birazcık. Farklı geliyor olabilir. Bir tane de JTI yaratacağım. JTI de ne olacak arkadaşlar? O da bir GUID deyip new GUID deyip bunu da string'e çevireceğim. Gelirse inşallah çevireceğim. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra en son bunları bir de union deyip union'ın içerisinde de this nokta benim kendi claims'imi select edip arkadaşlar içerisinde items demem saçma olur. Item diyeyim şuraya. New claim deyip arkadaşlar item'ın key'ini ve value'sunu aldım. Aslında ben buradaki operasyonda ne yapmış oldum arkadaşlar? Sistemin kendi içerisinde bir de şurası neden hatalı oldu? Parantez mi az? Evet, parantez az. Şimdi burada ne yaptım arkadaşlar aslında? Benim kendi dışarıdan birazdan yaratacağım token'deki şeyle subject'in dışında kendim JT'de klemlerimi ve value'larımı yaratmış oldum. Key'lerimi, value'larımı union'lamış oldum aslında. Neticede ben ne yaptım? JT'nin claim'leri, kayıtlı olan claim'leriyle benim sistemdeki claim'lerimi birbirine switch etmiş oldum bir nevi. Şimdi zaten burada durdurunca görürsünüz siz kendinizde. Gerekirse biz de durduruz. Şimdi benim bir tane token değişkeni yaratmam lazım. Bu token değişkenim de ne yapacak?
yeni bir JVT Security Token yaratacak. Şimdi bu Security Token içerisinde dikkat ettiyseniz Issuer'u var arkadaşlar. Bu Issuer'um ne benim? Benim yarattığım Issuer. Virgül dedim. Audience'ı var. Benim yarattığım Audience. Virgül dedim. Claims'i var. Claims'i bizim yarattığımız Claims. Subject'i var. Bu arada siz parametreleri yazmak zorunda değilsiniz. Operasyon zorunda değil. Bir de burada sizin de gördüğünüz Signing Credential var. Göremediniz. Şöyle gidersem göreceksiniz. Bakın bir de burada Signing Credential var. Bu Signing Credential arkadaşlar şurada Signing Credential'da new Signing Credential diyorum. Bakın bana diyor ki benim bir security key'e ihtiyacım var ve şeye ihtiyacım var diyor. Algoritma ihtiyacım var. Bu da benim Signing algoritmalar niye gelmedi de? Credential nokta yok signing credential değil pardon. Pardon signing demişim. Security algorithms nokta burada da şeyi seçeceğim. HashMake SSH 256. Yani 256 bittik. Biz bir token yaratmaya çalışıyoruz. En sonunda da şu şekilde şeyimi kapattım. Burada bir şey hatalı diyor. Sebebini anlamadım. Subject'te niye hatalı dedi ki? Tabii diyebilir. Bir dakika. Audience subject yoktu ondan. Ben yanlış yazdım. Şey yazacaktım. Expires yazacaktım. Expires var. Expires'ın da bu şekilde değil. DateTime.now at minutes deyip this nokta expire minus diyecektim. Tabii ben subject de nereden geldi diyorum. Şimdi tokenimi yarattım arkadaşlar. Tokeni yarattıktan sonra benim hata verdiği için bu arkadaşım onun hatasını bir giderelim istiyorsanız JWT token deyip ay içerisinde de tokenin value'sunu döndüreceğim. Value2'su var da value'su niye yok burada? Orada da bir bakmak lazım. JWT token'in value'su neden yazmıyor? Neden erişemedim diye baktım da şu şekilde olmasından dolayı olabilir mi? JWT token içerisinde gerçi doğru. Doğru. Yok yok onunla alakalı değil. Pardon. Token'in value'sunu döndürmeyeceğim. Zaten build ettim en son döndüreceğim. Doğru. Tamam. Build'imi yazdım. Şimdi ben şey demiştim. Ensure'da ne yazacağız aslında? Bu birazcık şey. Projenizin kontrol mekanizması gibi düşünebilirsiniz burayı da. Diyelim ki arkadaşlar. Ben istek yaparken key yaratırken bir şeyleri eksik unuttum. Örnek veriyorum. Security key'ini girmeyi unuttum. Burada null exception hatası verip projenizin patlamasındansa çünkü tokenin yaratılmasından önce bu tarz kontrollerin yazılması iyi olabilir. Mesela başka ne yapmış olabilirim? Subject'te arkadaşlar pardon şurayı yanlış yazdım. Boş bırakmış olabilirim. Subject'e de benim girmemiş olabilirim. Bunun da mesela kontrolünü yaptık. Gittik dedik ki buraya da subject dedik. İşte audience şey olabilir yine aynı şekilde.
isNonEmpty this nokta audience'ımız şey olmuş olabilir. Empty olabilir. Buraya da şu şekilde yazalım. Tabii bir de ne olabilir? Aynı şekilde, şunun aynı şekilde istiyoruz biz şey yapmış olabiliriz arkadaşlar. Boş bırakmış olabiliriz. Bu tercih tabii ki de size ait. Yani yazmaya da bilirsiniz. En son şu build'de ben açayım şunu. Bu bir sadece koruma algoritması. Dediğim gibi çok da zorunlu bir şey değil. Sistemi çok da etkilemiyor aslında baktığınızda. Bu şekilde. Şimdi biz bütün her şeyi yazdık, öyle değil mi? Peki benim en son neye ihtiyacım var? Dedim ki token builder'a ihtiyacı, controller'ına ihtiyacım var. Sebebi de neden? Ben ilk önce gidip o token controller'a şey yapacağım. Token yaratması için istekte bulacağım. Bunu ben controller base yaptığımı düşünelim. API controller'ın olduğunu işte efendime söyleyeyim. Root controller olduğunu şu şekilde tabi burayı şey yapacağız. Olduğunu varsayacağım. Kendisinin ve burada da bir HTTP post işlemi gerçekleşecek. Kendisinde şey diyelim, create token diyelim isterseniz. Şimdi benim burada ne yapmam lazım? Var token eşittir new ve burada da şey demem lazım ondan önce. Helper klasörümü eklemem lazım. YouTube Authentication Helper sitemi görsün. Burada yeni bir JVD token builder yaratıyorum. Şimdi burada ne dedim arkadaşlar? Artık burada başlıyoruz. Benim subject'imi niye görüntülemiyor onu anlamadım. Subject yazmadım mı ben bunun içine? Tamam. Add subject dedim. Ne dedim? Bu şekilde. Ben bunu sallıyorum şu an. Bazı yerlerini sallayacağım, bazı yerlerini sallamayacağım. Tabii siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Şimdi add claim dedim. Şimdi bu claim'in de dikkat etmeniz gereken bir mevzu var arkadaşlar bu claim mevzusunda. Membership ID diye ben bir şey uyduruyorum. Membership ID. İçine de il diye yazdık şimdilik. Bunun birazdan ne olduğunu bahsedeceğim. Yani şimdilik şey yapmıyorum, konusunu açmıyorum. Subject ekledim. Bunlardan en önemli olan issuer'ı diyelim ki Fiverr Security. Bu arada bunu asla biriyle paylaşmamanız lazım ve bu zaten şey format yaratılırken arkadaşlar tokenler yaratılırken şifreleme algoritmalarında bir şey olur. Mesela bunlar aslında onların parametreleri. Bunları baz alarak oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki issuer, audience gibi şeylerin sizde kalması gerekiyor. Burada da genelde projeye ya da firmaya özgü şeyler kullanılır. Bilginiz olsun. Bu bir örnek olduğu için ben şimdilik sallamıyorum buraları ama böyle bir şey var. Bir de bana ne lazım? Security eklemem lazım. Security key'i oluşturacağım. Kendisi içerisinde. Bu security key'i de nasıl oluşturuyorum? JVT'nin security key'in içerisinde ben demiştim ki create diye bir şey aratacağım. Orada da bir secret olacak demiştim. Hatırlıyor musunuz? Orada da bu da yine aynı şekilde audience'la aynı mevzu. Şu şekilde bir şey yaratıyorum. Parantezimi unuttuğum için hata verecek. Ctrl kes, Ctrl KD dedim. Sizin de net görmeniz açısından şimdi şuraya alacağım arkadaşlar. Noktayı şöyle alayım. Merak etmeyin o konuda. Ardından build diyorum, kapatıyorum burayı. Şimdi aşağıdaki şeyi de halledeceğiz zaten. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Teknik olarak parametrelerimi girip şey yaptım. Key'imi yaratmasını istedim. Ama hala burada bir hatam var. En son ne yapacağım?
okey mesajı döndürüp benim tokenimin value'sunu döndürmesini isteyeceğim. Burada tercih size bağlı. Postman'de şimdi test ederken biz token de döndürebilirsiniz. JSON objesi dönsün istemiyorum ben. Sadece token'i alayım istiyorum. O yüzden bu kısım. Buraya kadar her şeyim tamam arkadaşlar. Peki diyeceksiniz. Tamam, biz bunu da yarattık. Token'i de şimdi yaratacağını düşünüyoruz. Hatta şu an çalıştırıp mesela token dediğimizde gelmesi gerek. Hala tam anlamış değilim. Kendisi bu sefer de 405 ha, tamam, doğru. Post işlemi olduğu için 405 ataması çok normal. Ben post operasyonu yazdığım için öyle oluyor. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Güzel. Şunu temizleyeyim şurayı da. Şimdi, peki benim bu weather forecast'i nasıl koruma altına alacağım? İyi de ben buraya işte bir şey yazmam lazım ki bu sistem koruma altına alsın kendini, öyle değil mi? Şimdi bunun için de şimdi startup'a gideceğiz arkadaşlar. Şimdi benim startup'ta burada at service at controllers diye bir ibarem var. İlk önce onu bir siliyorum. Ardından burada bizim birazdan kullanacağımız helpers'ları da kullanacağız muhtemelen. Şu hariç Microsoft.identitymodeltokens. Bunları bir ekliyorum. MVC değil. Zaten MVC'ye ihtiyacımız yok. Bir de kullanırsak galiba sistemin kendi şeylerini de kullanıyor. Identity modellerini de kullanıyor diye biliyorum. JVT'sini de kullanacak diye biliyorum. Bunları ekliyoruz. Şimdi ben burada services.add deyip arkadaşlar configuration eklemem gerekiyor. Neden? Projenin ilk başında bana şey lazım. Authentication için bir takım operasyonlar eklemem lazım. Yani sistemi bilgilendirmem lazım. JVT'nin bearer defaultlarında, tabii bu da gelseymiş iyi olurmuş, şemalar var diyecektim. Ha, şu şekilde ekleyeyim. Şimdi kendi içerisinde authentication şemaları var arkadaşlar. Şimdi bu şemaların içerisinden diyorum ki bir JVT bearer ekle. Bu JVT bearer'da da şöyle bir şey yazıyorum. Options. Şimdi bu şeylerin ayarını yapacağım arkadaşlar. Ekleyeceğim bearer'ın nesi olsun, nesi olmasın diye ayarını yapacağım. Bu options'ın içerisinde de options objemin içerisinde de token validation parametreleri lazım bana. Şimdi ben şey demiştim hatırlarsanız. Yeni bir token validation parameters ekle diyeceğim. Şurada. Ve burada şimdi şeylerini yazacağım. Argümanlarını yazacağım. Şunların ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce issuer'ı validate etsin mi diye soruyor bana. Evet diyorum. True diyorum. Neden? Ben issuer'ı gönderiyorum değil mi? Token yaratılırken ben issuer'ı gireceğim. Parametrelerini de yaptım. Audience'ı validate etsin mi? Evet, audience'ı da gireceğim. İşte şeyi yapsın mı? Subject'i validate etsin mi? Gibi bir sürü şeyi var, validasyonları var. Şimdi mesela signing key'i validasyon etsin mi diye soruyor. Evet diyorum çünkü ben bir secret key yaratacağım ve bu secret key ile de işlem yapacağım için onu da valide etsin diyor. Buradaki asıl kriteri söyleyeceğim. Lifetime'ı validate etsin mi? True diyorum. Dedim ya siz expirate minutes girmiştik hani. Siz eğer o tokenin ölme mevzularını yapmayacaksanız, bir yaşam döngüsü olmayacaksa bunu false'a çekebilirsiniz arkadaşlar. İşte söyleyeceğim yer buraydı. Siz kullanmıyorsanız burayı false yapabilirsiniz. Peki bana şey soruyor bir de. Diyor ki
Neye göre valid edeceğim bu issue'u diyor. Hani şurada biz bir şey yapmıştık ya, controller'ı da yaratması için bir issue şeyi yapmıştık. Hani bunu da kaybetmeyin falan demiştim ben hatta. Bunu da saklayın falan. İşte buraya bunu giriyorum. Valid audience'ı soruyor. Evet diyorum, o da aynıydı hatırlarsanız. Ben şimdilik onu salladığım için öyle yazmıştım. Peki diyor, yine bir tane valid var. O da neydi? Issuer'ın signing key'nin ne olduğunu soruyordu bana. O da JWT security token'in demişim, security key'in crate'inde ben bir secret key giyiyordum. Neydi o? O da şeyde yazıyor bu arada. Şurada yazıyor. O da bu diyorum. O da token'de yazıyor. Şu arkadaşlar, şu. Hatırlarsanız. Kendisine şeyi de söyledim. Burada bitirdim. Bitti mi? Hayır. En son eventlerini ekleyebilirsiniz. Eventlerini de ben eklemenizi tavsiye ederim. Olayların daha düzgün bir şekilde ne olduğunu görmenizi sağlar. JWT Bearer'ın şeylerini ekleyeceğim. Şimdi bunun içerisine eventlerini ekleyeceğim. Burada da mesela kendi on dediğimde çeşitli şeyleri var. Mesela authentication failed olduğunda ne yapsın diye bir şey var. Context diye bir şey yazacağım. Obje yazacağım. Ben diyorum ki bu benim context objemin içerisinde. Eğer failed olursa diyorum kendisi. Tabi bu virgül olmayacak. Noktalı virgül olmayacak. Ben oraya yanlış yazdım. Console nokta right-line'da diyelim ki kendisi buradaki şeyi yazsın. Operasyonun ismini yazsın. Ardından virgülde de ya da artıda da şöyle boşluk bırakalım. Nokta diyelim. Artı konteksinde burada ne yapacağız? Exception nokta mesajını yazdıracağız. Geçeceğiz. Bir de altına return deyip arkadaşlar task nokta completed diyeceğiz ki bu task'ı salsın. Şimdi bir içerisinde ne yazacağız? Bir de token validate olduğunda, yani token geçerli olduğunda, bütün koşullar sağlandığında bir konteks yazabiliriz. Aslında yine aynı şeyi, benzer bir şeyi kopyalayıp şu şekilde yazabiliriz. Tek farkı validate olacak. Şurada, burada da konteksin security tokenini verdirebiliriz. Hani burada da geçerli olduysa security tokeni bize göndersin şeklinde. Options'larımızı yazdık. Yani buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Şu operasyonun sonunda da arkadaşlar bizim servisimize AddMVC diyeceğim ben. Controllers'ları sildiğim için. En son ben şimdi bir konfigürasyon yazdım ya, authentication ekledim. Bunu da kullanmasını istiyorum. Use authentication diyorum. Şimdi bitti mi peki? Hayır, bitmedi. Şunun arasına bir şey daha yazacağım. Niçin yazacağım arkadaşlar bu arada? Ben tamam, başlangıçta bunları kontrol edecek, bir hata olduğunda da eventleri gerçekleştirecek, ama ben hala startup'ta bir konfigürasyon parametresi yazıp bunu controller'ın tetiklemesi için ateşlemesi için bir opsiyon, bir şey yazmadım. Bu opsiyonda şu. Servislerimi arkadaşlar bir Authorization ekliyorum. Bu Authorization'da da Options yayıyorum gene. Yine böyle bir Options objesi yaratacağım. Şimdi ben bir Membership ID'ye eklemiştim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi benim o Membership ID'm aslında yaratılan token'i ben oradan test edeceğim. Yaratılmış mı, yaratılmamış mı diye. İsmine de Options'ımın içerisinde add policy deyip member diye bir policy ekleyeceğim. Bu member dediğim şey de yazamadığım birçok şey için
Polish diye burada bir şey yaratacağım. Gene kendi içerisinde ve diyeceğim ki polishi nokta require claim. Hatırlarsanız benim bir claim'im vardı. Kendisi de nedir? Membership ID'di. Bu membership ID'ye göre kendini claimledi diyecek. Yani burada ben ne yapmış oldum? Benim member isimli polish'im membership ID'den gelecek. Membership ID'de controller'da zaten oluştururken şurada kendisi oluşturacak. Ben şimdilik il diye bunu baz aldım ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi burayı kopyaladım birbiriyle öyle uyuşmazlar diye. En son bu parametremi ekledikten sonra da artık son olarak arkadaşlar buraya geliyorum. Diyorum ki authorize. Tabii bunu şu an hata vermesi çok normal. Polish deyip member diyeceğim. Ama authorize'ı inşallah görecek. Evet. Authentication, authorize'in daha doğrusu polish içinde neden burada bir hata oldu? Eşittir yazmadığım için hata oldu. Doğru söylüyor. En son şuradaki şeyi beğenmedi de. Bir saniye. Ben burada şeyi hatasını yapıyorum. Şuradaki parantezin hatasını yapıyorum. Evet. Evet. En son bunu ekleyeceğim. Şimdi bunu da ekledikten sonra tek yapmam gereken arkadaşlar şurada tıklamak ve bakmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an mesela hiçbir şey gelmedi ve burada da zaten HTTP error 401 diyor. Yani F12'ye bastığımda bakın burada zaten bir daha bir F5 yapayım sayfayı. Tıkladığınızda 401 unauthorized yazıyor. Şimdi ben burada da hatta şimdi şöyle geldim. HTTP get'e bastım. Gördüğünüz gibi unauthorized diyor. Peki bunun çözümü ne? Burada token yaratacağız arkadaşlar. Yalnız video arada bir durmuş. Arada dururken ben bir şey fark ettim. Hemen durduruyorum o yüzden. Şurada bir hatamız var sanırım. Weather cost'u kapatacağım. Startup ile buraya bakacağım. Şurada sanırım bir hatamız var. Burası secret key yazacağız. Buraya buraya da secret key yazacağız. Şöyle bir daha bir yeniden başlatayım. Şu subject'teki Türkçe karakterden dolayı bir şey olur mu? İnanın bilmiyorum. Ben de denediğim için. Şimdi göreceğiz zaten. Bir şey yapıyorum. Create ediyorum hemen bir tane arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Ve geliyorum. Şey yapıyorum. Yalnız bunu yazdığımda şey yapıyor ama yaratmaya yaratıyor ama bakın signature'ım invalid diyor. Şimdi ben şuradaki belki Türkçe karakterden olmuş olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şuradakine şu şekilde yazayım. Mesela yani Türkçe karakter olmadan bir tane yaratayım. Şu şekilde yaptım. Bir daha yarat dedim. Şurada bir tane daha yarattı bana. Aslında ben raw halini şuradan alırsam. Belki arada parantez falan yazıyorsam arkadaşlar. O da şey yapıyor olabilir. Cemre Onur'u görüyorum. Algoritma ve tipini de görüyorum. Ancak neden şey olmadığını anlayamadım. Invalid olduğunu anlayamadım. Şöyle bir refresh edeyim. Acaba sayfa mı doğrulayamıyor kendini?
invalid diyor kendisine. İnvalid dediği için de yaratılamayacak. Burada bir hatamız var arkadaşlar. Ona bir bakacağım. Bir şeyleri büyük ihtimal eksik yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, ben dolmuşum birazcık. Ondan dolayı benim kafa dolmuş daha doğrusu. Ondan dolayı fark ettim şimdi. Dedim bir şey mi yanlış yapıyorum? Şuradaki Base 64 formatını silip kendi script key'inizi yazdıktan sonra signature'ınız bu şekilde desteklendiğini görüyorsunuz. Şimdi tek yapmamız gereken, peki biz bu ürettiğimiz key'i ne yapacağız? Şimdi burada arkadaşlar yeni bir sekme açalım isterseniz. Biz get operasyonu yapmaya çalışıyoruz ya arkadaşlar. Get operasyonunda da biz ne yapmaya çalışıyorduk aslında? Bizim burada servisimizdeki weather forecast'ini çağırmaya çalışıyorduk. Bakın kendisi de zaten burada gelmeye çalışıyor. Hala gelemiyor garibim. Out2'yi yazacağız şimdi biz burada. Şimdi biz de burada da ürettiğimiz token vardı ya arkadaşlar şurada. Onu kopyalıyoruz. Ardından buraya şeyini yazıyoruz. Gönder dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar body'mize gelmiş oluyor. Ve bu şekilde de authentication servisimiz çalışmaya başlıyor. Ben tabii şimdi yeni yarattığım için 8.17 bu videoyu bir durdurdum. Gerçekten baktım bir yerde hata mı yazmışım diye. Hatalı bir işlem mi yapmışım diye. Size yanlış bir şey göstermemek amaçla. Gördüğünüz gibi şey, bir yanlışım yokmuş. Bir tek sadece şunu yazmayı unutuyormuşum. Gözümden kaçmış oldu, kusura bakmayın. Bunu yaptıktan sonra hem sisteminizin yaratılan imzanın burada test edebilirsiniz gerçekten yaratıp yaratılmadığını. Mesela bu ben il diye yazdım ama ben salladım bunu arkadaşlar. Bu bana bakıp da şey yapmayın yani burayı. Buraya siz istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Bu sizin objeniz aslında. Yani siz buraya dersiniz ki benim bu customer ID'm aslında burada da gerçekten veri tabanından geliyordur. 4 geliyordur mesela. Subject'i de mesela buraya da herhangi bir şey için yazabilirsiniz. Ben şimdi buraya ismimi yazdım ama mesela kişi admin paneline erişmek istiyordur. Access admin panel diye yazarsınız. Yani oradan kim bu? Admin paneline erişmeye çalışan bir kişi kim? İşte ID'si 4 olan customer erişmeye çalışıyor. Ona göre oradan bakabilirsiniz işlemlerinize. Anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde siz de JWT tokenini kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.